Sakarya Adalet ve Özgürlükler Platformu 522. hafta basın açıklaması. Orada bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür. Cizre halkı yalnız değildir. Aziz Sakaryalılar, son derece kritik ve tarihi bir dönemeçten geçiyoruz. AKP iktidarı içine girdiği açmazı giderecek öz eleştiri yapmak, toplumun tüm kesimlerinin özgürlük ve hassasiyetlerini gözetecek siyasetler oluşturmak yerine burnunun dikine ilerlemeye çalışıyor maalesef. Yaptığı her türlü olumlu işin tek sahibi olarak alkışlanmak isterken 13 senelik iktidarı boyunca ortaya çıkan her türlü olumsuz sonucun faturasını ise kendi dışında bir takım odakların üstüne atma alışkanlığını inatla sürdürmekte. Oysa devlet iktidarını elinde bulunduranlar şikayet makamı değil, çözüm makamıdırlar. Bizler her ne kadar son 2 senedir sürekli bir seçim gündemine maruz kalsak da mevcut krizin alınan oy oranlarından çok devlet ile halk arasında olduğu varsayılan toplumsal sözleşmenin süresinin dolmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Halkın huzuru, güvenliği ve refahı için devlete verdiği yetki, maalesef bu yetkiyi kullananlar tarafından bir baba mirası olarak algılanmakta. İktidarın halkın ihtiyaçlarını karşılaması gerekirken, halktan iktidarın ihtiyaçlarını karşılanması beklemekte, halktan iktidarın ihtiyaçlarını karşılanması beklenmekte ve hatta burada yatılmaktadır. 400 vekillerin bu iş huzur içinde çözülsün anlayışı, şu anda içinde bulunduğumuz kaosun sebebidir. Dolayısıyla da mevcut siyasal sistem halkın özgürlük taleplerini karşılayacak. Bunu yaparken de halkını güvenlik ve özgürlük tercihiyle zorlamayacak çözümler üretme kapasitesini yitirmiş görünmekte. Özellikle son 5 yıldır ülkenin tüm gündeminin tek bir iktidar aktörünün kariyerinin ne olacağı meselesine sıkıştırıldığı bir iklimde siyaset maalesef bu açmaza çözüm üretememektedir. İktidarı kaybetmeme hırsı saray ve partisini halkın elini değil devleti güçlendirme, halkın özgürlüklerini genişletme yerine güvenlikçi politikaları arttırma yoluna sevk etmektedir. Oysa hiçbir halk zorla güvenlik tedbirleriyle huzura kavuşmaz. Tam tersine, eğer toplumsal huzuru siyaset ile sağlayamıyorsanız, siyasetin yerini şiddet, devletin yerini örgütler alır. 95 yıllık Cumhuriyet tecrübesi bunun sayısız örnekleriyle doludur. Bu ülkede hala Aleviler ve Kürtler devlet tarafından tehdit olarak görülüyorsa, siyaset yapmaları, taleplerini siyaset üzerinden gündemleştirilmeleri, ihanetle, vatan hainliğiyle, bölcülükle suçlanıyorsa, bilinmelidir ki tüm bu süre boyunca bir arpa boyu dahi yol alamamışız demektir. İktidarın Kürt siyasetini yok sayıcı, hedef gösterici tutumu bu ülkeye barış ve huzur getirmez. Devletin en başındakiler nefret ve öfkeyle konuşmaya başladıkları zaman sokaklarda da nefret ve linç havası hakim olur. Nitekim son 5 gündür şehit sayılarının artmasıyla beraber iktidar ölümleri durduracak, barışı güçlendirecek hamleler yapmak yerine ateşe benzin dökmekte ve halk arasındaki öfkeyi linç kampanyalarına dönüştürmektedir. Bu tutum insanımıza fayda getirmez. Bu ülkenin insanları artık gencecik evlatlarını hayatlarının baharında toprağa vermek istemiyor. Barış, huzur ve kardeşlik istiyor. Devlet her ölümden sonra intikam çağrıları yaparsa bu sadece siyasetle çözülmesi gereken sorunun halk arasında bir kan davasına dönüşmesine yol açar. Bizlerin bu sorunun halklar arasında bir kan davasına dönüşmesine izin vermememiz gerekiyor. Tüm ülke genelinde HDP binalarına ve Kürt vatandaşlara yapılan saldırılar ne Türklere ne de devlete şan ve itibar kazandırır. Tam tersine ne Müslümanlığımıza ne insanlığımıza
ne de öykümüze uygun olmayan bu tür azgınlıklar katılımcıların boynunda birer utanç yaftası olarak asılı kalacaktır. Maalesef şehrimize de sıçrayan, daha doğrusu sıçratılmaya çalışılan bu linç teşebbüslerinin platform olarak lanetliyoruz. Genç insanların öfkesini kışkırtmaya çalışan karanlık ellerin kimler olduğunu farkındayız. Yaşadığımız bu fırtınalı günler geçtiğinde bu şiddetin sorumlularının da mutlaka halka hesap vereceklerine ve o günün de çok yakında olduğunu düşünüyoruz. Son olarak 8 gün boyunca sokağa çıkma yasağı altında zulmedilen Cizre halkının yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Platform olarak çağrımız PKK'nın silahlı unsurlarını sivillerin yaşadığı yerlerden en kısa sürede çekmesidir. Sivil halkı şiddetin ortasında bırakacak hiçbir teşebbüs kabul edilemez. Devlet ise bu unsurları gerekçe göstererek tüm halkına gözdağı verme tavrından vazgeçmelidir. Şiddetin son bulmasının yegane yolu siyasetin güçlendirilmesi, taraflar arasında yıkıldığı söylenen masanın yeniden kurulmasıdır. Aksini iddia edenler gençlerimizin kanıyla iktidar kavgası yapanlardan başkası değildir. Sakarya Adalet Özgürlükler Platformu adına Sakarya Dayanışma Derneği hepinize de sizin için teşekkür ediyorum.